Muhammed Pavur, Dernek yönetimindeyim. Basın sektöründe ve teknoloji alanında çalışıyorum. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Durmuş Ali Toprak, Sağır Durmuş'un Ekrem'in oğluyum. Büsan, Karatay Büsan Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi'nde metal teknolojisi alanında öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 23 yıllık bir öğretmenlik tecrübem var. İnan böyle bir toplantı olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum. Köyümüze, kasabamıza, insanlara, eğitime nasıl bir katkıda bulunuruz diye koşa koşa geldim. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapmaya her zaman hazırız. Seyit Alican'da Akseli Süleyman Çavuş'un medeniyetin en küçüğü oluyor. Karatay Şehit Azam Gülden'de de MTAL Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görevimize devam ediyoruz. Bizi bir araya getirdiği için derneğimize, başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyorum. Benim adım Mehmet Hakkı. Karım Mehmet Nazmi'nin oğluyum. Fotoğraf makinesi tamiri ve kamera üzerine tamir atölyem var. Ayrıca bir de Akisar Gazetesi olarak yayın hayatımıza devam ediyoruz. Böyle güzel bir ortamda siz öğretmenlerimizin, hocalarımız arasında bulunan gerçekten bizi gururlandırdı. Ben bir şeyimi tekrar etmek istiyorum. Birkaç hocamla da görüştük. Bizim hepimizin Akisar'a bir vefa borcumuz, bir doğduğumuz topraklara bir borcumuz var. Ama ben inanın öğretmenlerin, hocalardan eğitime dair, gençlerimize dair hem ayda mı olur, iki ayda mı olur, 15 günde mi olur, Akisar'a bir el atmalarını isterim. Gerçekten eğitim tamam birçok şey maddi şey hallediyor sağ olsun derneğimiz. Ama manevi boşlukta veya eğitim konusunda sizin hocalara biraz yük düşüyor öğretmenlere. Bunu belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Sizlerle olmak güzeldi. Musa Akince, Türkçe öğretmeniyim. Özel Gençlik Ortaokulu'nda. Hacı Musa'nın torunu Mehmet Akıncı'nın oğluyum. Derneğimize bu toplantı için davetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz de bizden beklenilen yapabileceğimiz bir şey olduğunda katkı vermeye hazırız. Allah razı olsun diyoruz. Ben de Ahmet Eren, Akisar'lıyım. Pantolon Hoca'nın oğlu derler. 35 sene emekli oldum. Akisar'da 9 sene okul müdürlüğü yaptım. Eğitimin bir ülkenin temel taşı olduğuna inanırım. İnsanlara, ülkelerin kalkınması için gerekli olan yetişkin elemanların, teknolojinin ve dini bilgilerin yayılması için okullar temel taştır. Bunlar çimentodur. Ne kadar hizmet edilirse azdır. Bugün yurdumuzun her tarafında eğitimle ilgili hizmet verenlerin toplantıları vardır, eğlenceleri vardır. Onların ne kadar emek çekilse azdır. Ülkem için hepsine hayırlı olsun. Sizlere de bir araya geldiğimiz için teşekkür ederim. Fartın Adı Üzer'in oğluyum. Hasan Altunay. Sağlıkla uğraşıyorum. Dernekle beraberiz arkadaşlarla. Sizlerle tanışmak, görüşmek güzel şey. İnşallah hayırlı olacaktır. İsmim Ramazan Tezel. Ev tekstil işiyle uğraşıyorum bir desteğinde. Dernek yönetimindeyim. Daha bunu söylüyorum. Hacer Efendi'nin Halil Hoca'nın oğluyum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocalarım. Ayağınıza sağlık. Öğretmenimizin de kutlu olsun inşallah. Teşekkürler başkanım. Ben de Beşer Mustafa'nın oğluyum, Akisar'lıyım. Kendi işimizden emekliyim. Dernekliyiz arkadaşlarla. Devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İsmim Mehmet Düzgün. Kedivelin Ali'nin oğluyum. Meram Makbul Elberk'te sosyal bilgiler öğretmeniyim. Yani böyle bir tanışma fırsatı değerlendirme adına çok mutluyum. İnşallah faydasını görürüz. Ben Mehmet Acar, Osman Arun Abdullah'ın oğluyum. Esnafım. Aynı zamanda dernek yönetimindeyim. Mehmet Emin Şahin. Yakın Mehmet'in İdris'in oğluyum. Toptan tuhaf ediciyiz. Dernekte arkadaşlarla çalışma yapıyoruz. Sizlere de hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Akisar için bir şey demiştiniz Mehmet abicim. Akisar'a her vardığımızda hakikaten bir toplantı yapamıyoruz. Arkadaşlar gelmiyorlar. Mesela Şenlik'te bir gün evvel hatim yapıyoruz. Bir sıra camide şey oluyor. Çok iyi farkındayım. Yani çok şey yok. Çok zor. Çok zor. Hakikaten zorlanıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Ama kolay işe yakın. Bilmiyorum vallahi. Hep sorun. İnşallah hayırlı olur. Yani bu toplantılarımızda hayırlı olur inşallah.
İsmim Yaşar Özbakır. Akise'de esnafçılık yapıyorum. Aynı zamanda dernek yönetimindeyim. 10 sene ilgilenme süreli yaptım. Bir yıl daim mencimenlik yaptım. Bir anımı paylaşmak istiyorum ben sizlerle. Ahırlı'da 10 sene ilgilenme süreli yaptığım müddetçe 8-10 tane kaymakam değiştirdik. Dışarıdan gelen kaymakamların dikkatini otomatikmen çekiyor. Bizler farkında değiliz de bizim Akise çok değerli bölgede olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Yani kaymakamlardan duyduğum için. En az 4-5 tane kaymakamın bana şunu söylediler. Yaşar Bey, bölgede sizin Akise'nin iş adamları gibi memleketine sahip çıkan görmedik. Bak 4-5 tane kaymakamdan duydum ben bunu, bizzat kendim yaşadım. Yani bu öğretmeniyle, imamıyla hepimiz için geçerli. Biz tutkun bir aileyiz yani Akise olaraktan. Bunu gittikçe daha çoğaldır, daha heyecanlı hale getirirsek güzel olur diye düşünüyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum ben. Öğretmen arkadaşlarım. İsmim Lokman Atam, Yunus Hanım Zafer'im oğluyum. Dernek yönetimindeyim. Asansör sektöründe uğraşıyorum. Misafir arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum. Osman Baybakan, Kaleci'nin Ahmet'in oğluyum. 1971'de Akise'den Konya'ya göçtük. 81 Konya İmam Hatip 85 İlahiyat mezunuyum. 12 yıl öğretmenlik yaptım. Şu anda Meram'da huzurevinde çalışıyorum. Öğretmen arkadaşlarım da öğretmenler gününü kutlarım. Teşekkür ederim. Selami Erdekin, Tombalağ'ın Talib'in Mehmet Emin'in oğluyum. Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda müdürlük yapıyorum. Buraya gelen arkadaşlarımızın hepsi elbette ki memleketimize yani Akise'ye vefa borcu olduğunun bilincindeler. Onun için hepimiz buradayız. Ama ben şahsen isterdim ki Akise'deki öğretmenler de burada olsun. Okul müdürleri de burada olsunlar. Muhtarlar da burada olsun. Onların ihtiyacı neyse, okulun ihtiyacı neyse biz ona göre tavır alalım. Şimdi şöyle bir şey. Yardımcı olalım. Biz normalinde ilçemin eğitim müdürüyle Mustafa Bey'le görüşüyoruz. Yani normal projemiz var. Eksikten beyanı görüyoruz. Biz sadece 26 tane bizim öğretmenimiz var burada. 3 tane de bayan var. Bayanları çağırmadık. Yani akşam olduğu için format uygun değil diyerekten. Yani müdürle bir şeyimiz yok. Öbür müdürleri de tekrar bir geldiğimizde çağırabiliriz. Yani. Biz sadece kendi aramızda olalım. Okulların ne ihtiyacı var? Yani Akise'deki okulların ne ihtiyacı varsa tanıştıktan sonra selam olsun. Mesela ben şöyle bir şeye hazırım yani okul olarak. İşte Selçuklu'nun neredeyse en başarılı okulu. Evet. Çalıştığımız okul. Akise'de de mesela bir ortaokulla biz kardeş okul olmak isteriz. Neden olmaz? Dolayısıyla bu kardeş okula elimizden geldiği kadar akademik başarının artırılması için döküman desteğinde, test desteğinde, efendim, sınav desteğinde bulunmak isteriz yani. Böyle bir bağlantıyı sağlarsak arada bu işi organize edebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Hocam şöyle, biz dernek olarak yardımlaşma derneğiyiz normalde. Amacımız işte fakir fukarayı gözetmek ama burada ana prensip olarak temel aldığımız şey eğitim. Hep evet. Bunu söylüyoruz. Biz eğitim, eğitim, eğitim. Şu toplantı çok önemli. Başkanımız, yani yönetim kurulumuz hep bunu söylüyor. Teşekkür ediyorum. Biz zaman. Ne yapabiliyoruz? Biz eğitimci değiliz hiçbirimiz. Biz esnaf, işte evet. İş adamı, bürokraside çalışan yönetim kurulu üyeleriyiz. Bizim amacımız şey, dönem sonu olarak imamları, iş adamlarını, öğrencileri, öğretmenleri bir araya toplayıp bunlardan faydalanabilmek. Biz hiçbirimiz eğitimci değiliz. Sizlerden isteğimiz şu. Ya biz Akise'de bulunan çocukları nasıl eğitimle, eğitim seviyelerini yükseltiriz? Ondan sonra burada bulunan söylediğimiz bu zaten. Hemşehrilerimizin eğitim seviyelerini nasıl yükseltebiliriz? Bunlar da zaten sizden hani destek isteyeceğiz ki bize fayda, yani bize yardımcı olun. Biz ne yapabiliyoruz? Biz kılık kıyafetine yardımcı oluyoruz. Biz işte binayı yapıyoruz. Bir eksiğe ihtiyacı olsa onu görebiliyoruz. Ama oradaki ana temel bilgileri sizlerden faydalanacağız. Kesinlikle biz ona destek verelim. Eyvallah. Bununla ilgili forum da atacaktık. Biz başkanla onu istişare ettik ama dedik ki doğaçlama olsun. Hani çok fazla bir araya gelemiyoruz. Bunu mail yoluyla veya işte orada kişisel olarak notlar alalım. Hocalarımızdan istifade edelim. Bahsettiğin soruyu bir şey. Yani buradaki işte Kaşgarlı Mahmut'un Akise'deki Fatih İlkokulu'yla kardeş okul olması 10 numara bir şey olur. Yani oradaki temel değerleri de yükseltir. Ahlaki değerleri de yükseltir. Yani
bu önemli. Biz zaten sizden bunu istiyoruz. Bunun için buradayız. Bizi yönlendirin. Elimizden geleni yaparız. Buyurun Aydın. Aydeniz Ertekin, Tombalan Süleyman Noğlu'yum. Meram Kaşınan Atatürk İlkokulu'nda idareciyim. Teşekkür ediyorum dernek yönetimine vesile olanlara bu toplantı için. Tabii derneğimizin amacı, birinci amacı köyümüzdeki eğitim sorununa çözüm bulmak, eksikleri gidermek. Eğitim deyince tabii sadece okuldaki öğrenciler olmaz. Eğitimin üç tane ayağı vardır derler. İdare, öğretmen ve aile. Öğrencinin akademik başarısını yükseltmeye devam ederken de aynı zamanda aileyi de eğitmek, geliştirmek, eksiklerini gidermek gerekir. Projede bunlar da dikkate alınırsa veya yapılacak işlerde iyi olur diye düşünüyorum. Oluşturulacak herhangi bir çalışmada görev almak da bize onur verir. Teşekkür ederim. Mehmet Düzgün, Kedivelinin Osmanlıoğlu'yum. Yaklaşık 5 yıldır Nam Kemal Okulu'nda okul müdürü olarak görev yapıyorum. 23 yıllık bir hizmetimiz var. Bilgi birikimimizi mümkün olduğu kadar hep köyümüzün dışında sarf ettik. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi, özellikle bizim bu özel günümüzde bize değer verilmesi güzel bir şey. Çok memnun olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Ama işin amacının farklı olduğu kanaatindeyim. Hep birlikte köyümüz için, köyümüzün gençleri için, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz? Bunun kanaatindeyim. Farkındayız. Sizler de bunun için mücadele ediyorsunuz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Bu gayretlerinizin devam ettiği sürece bizlerin de desteklerinin sizlerin arkasında olduğunu bilmenizi isterim. Elimizden geldiği kadar ne yapılması gerekiyorsa biz hazırız. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, memleketimizin, köklerimizin olduğu kasabamızın her zaman, yapılacak olan faaliyetlerde her zaman biz arkasındayız. Eğitimciler olarak ne yapmamız gerekiyorsa biz hazırız. Kardeş okul olması gerekiyorsa biz de olabiliriz. Farkındayız, çok dezavantajlı durumda olan bir bölgedeyiz. Çocuklarımız çok dezavantajlı durumda, ailelerimiz, köyümüzün halkı belki büyük bir kısmı dezavantajlı durumda. Siz maddi olarak belki fiziki şeyleri aşabilirsiniz ama belki akademik konuda da bizlerin eğer desteği gerekiyorsa biz hazırız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ali Arlı, Adil Bey'in Bahri'nin oğluyum. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Hocalarımızın öncelikle gününü kutlamak istiyorum. Bu toplantıya çağrıldığım için de teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Şakir Naz, Tez Niyazim Yusufoğlu'yum. Akçeşme İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeniyim. Hepimiz köyde okurken 3 tane 5 tane öğretmen değiştirmişizdir. Öncelikle bunların sağlandıktan sonra öğrencilere daha fazla önem vererek eğitimi katkı sağlayabiliriz ve eğitim seviyesini de arttırabiliriz diye düşünüyorum. İsmim Ömer Çardak, Battını Cafer'in oğluyum. Hüseyin Sevim Köroğlu okulunda görev yapıyorum. Özellikle bu güzel organizasyonu yapan, bizleri unutmayan başta dernek başkanı ve dernek yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ramazan başkanım beni aradığında ilk defa arandık yani 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden dolayı. İnanın hani başkanıma da o zaman demiştim, inşallah hani Allah ömür verir de o güne yetişirsek inşallah katılacağım demiştim. Ben katıldım, gurur duydum, onur duydum. Burada eğitimle ilgili bir konuşma, çalışma yapılıyor. Bir eğitimci olarak da dernek başkanıma ve yönetimine elimizden gelen bir şey olduğu zaman taşın altına elimizi koyacağımızı bildiriyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben Ömer Aydoğdu. Ömer Efendi'nin Osman'ın Kazım'ın oğluyum. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde doçent olarak çalışıyorum. Ben de derneğe gerçekten bu nazik davet için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz inşallah. Uzun süreden sonra telefonda da görüşmüştük. Gerçekten hatırlamak iyi bir şey. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah devamını bekleriz. Biz de yani üniversite olarak işte inşallah bundan sonra elimizden geldiği kadar bütün konularda akademik anlamda her türlü konularda destek olmaya hazırız. Yani bu bilim yarışmaları olsun ve diğer yarışmalarda güzel başvuruların yapılması, tezlerin çıkartılması veya çalışmaların ortaya çıkarılması hususunda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Thank you.
Benim ismim Ramazan Ceresal. Ben Halil Ulu'nun oğluyum. Ve burada gıda sektöründe ticaretle istikrar etmekteyim. Ve derneğimizin başkan yardımcısıyım. Öğretmenler Günü münasebetiyle bugün için beraber olalım diye daha önce program yaptık. Ve kısmet oldu, beraber olduk. Ve günlerinizin, öğretmen günlerimizin kutlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum.